için Sabah gazetesinde Engin Ardıç'ın bir değerlendirmesi var. Bugüne kadar özellikle Meral Akşener hareketiyle ilgili ne dediyse çıktı biliyorsunuz. Dolayısıyla o perspektiften bakmakta fayda var. Engin Ardıç diyor ki bazı İP milletvekillerinin Devlet Bahçeli'nin elini sıkmaları, hatta öpmeleri gürültü kopardı. Bunun tercümesi biz ettik sen etme, bizi affet geri al şeklindeydi. MHP de zaten bu konuda kapıyı aralık bırakıyor. Çok ağlayanı geri alacak. CHP'de yaşanana benzer bir sancı burada da yaşanıyormuş. Bu sancı doğum sancısı değil, düşük sancısı olsa gerekir. Bir kısmı kaçıp AK Parti'ye kapılanma hazırlığında, bir kısmı yuvaya dönme sancısı çekiyor. CHP'ye kayacak olan da çıkar mı dersiniz? Bir kısmı da Bahçeli ile dövüşüp didiştiği için geri dönme şansı bulunmayanlar. Meral Hanım da bu grubun başını çekiyor. Şimdilik maaşlarını alacaklar. 2023 seçiminden önce de hazine yardımını vaziyeti idare edecekler. Türkiye'yi idare etme iddiasından vaziyeti idare etme düzeyine kadar düştüler yani. Bakalım sonunda İP meclise kaç kişi kalacak ve 2023'te kaç oy alacak? DYP, ANAP, DSP gibi nice nice şanlı partilerin içinde bulundukları sepet İP'yi bekliyor. Aman sonu Ekrem Alican'ın ya da Turan Feyzoğlu'nun partisine benzemesin de Dolunay Partisi gibi siyasi hayatımızın bir süsü olarak kalsın. Siyasi hayat neşeli olsun diyor Engin Ardıç. Meral Akşener hareketinin yok olacağını anlattığı bugünkü yazısında. Almanya'daki NSU davasına ilişkin